Bakınız daha dün Rusya'da tasvip etmediğimiz ve kınadığımız sivillere yönelik gerçekleştirilen bir terör saldırısı meydana geldi. Ve bu terör saldırısından sonra da bazı Avrupa ülkelerinin yine komşumuz olan, kardeş ülke olan Ukrayna'ya farklı yönde destek vermeleri belli ki bu savaşın daha da fazla kızışmasına sebebiyet verecektir. İşte bu şartlar altında, bu iki ülke arasında sulhun tesisi noktasında Türkiye'den daha başarılı ve netice alıcı girişimlerde bulunabilen hiçbir ülke bu zamana kadar çıkmadı. İşte bu şartlar altında Türkiye'nin bu zamana kadar sıralamış olduğumuz güçlü liderliğini sürdürmesi büyük önem taşıyor. Güçlü liderliğini sürdürebilmesinin yolu da çok değerli misafirler sizlere arz ettiğimiz gibi aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın sizlerin iradenizle Türkiye'deki yönetim anlayışındaki mevcudiyetini muhafaza etmesidir. Bakınız bugün yanı başımızda Gazze'de 35 bin civarında masum, aralarında kadınların, çocukların da olduğu sivil insanlar katledildi. Bir an evvel İsrail'in gerçekleştirdiği bu zulmün durması noktasında Türkiye'ye kadar sorumluluk sahibi taşıyan, elini taşın altına koyan ve aynı zamanda netice almayı murad eden ülkelerin sayısının artması lazım. İslam dünyasının bu anlamda Türkiye ile beraber eş güdüm halinde çalışması, Türk dünyası ile birlikte hiç kuşku yok ki zalimin zulmünü yerinde bitirmeye sebebiyet verecektir. Ama buna rağmen bu zulümde ısrar edenler varsa ve olursa işte onlara da çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz ki herkes sussa da Türkiye susmayacak. Her ne olursa olsun mazlumun sesi olmaya devam edip zalimin karşısında yıkılmaz set olmayı da sürdürecektir diyoruz. Çok teşekkür ederim. Kuvvetli Batı'sı. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz efendim.